Hemen Türk milletine şunu hatırlatmak istiyorum. 2002 yılında PKK terör örgütü bitme noktasına getirilmişti. İmralı'da yatan bebek katili kendi örgütünü kendisi satarak 2002 yılında PKK'yı bitme noktasına getirmişti. Emperyalistler, PKK yandaşları, Türkiye'deki bozguncular bundan çok rahatsızlardı. Ne zaman ki AKP hükümete geldi 22 Kasım seçimlerinde, ondan sonra ibre tersine dönmeye başladı. Biz İmralı'dan çekildik. Başka birileri İmralı'ya gidip bebek katiliyle görüşmeye ve ona değer vermeye başladılar. Sonrasında geldiğimiz nokta tekrar terör bir yükselme yaptı. Bu yükselmeyi de açılımı başlatmak için kendileri yaptırdılar. Çok açık, net. Oslo görüşmeleri ve onun öncesindeki hazırlıklarla açılım dedikleri süreç başladı. Millici unsurlar bas bas bağırdı. Böyle açılım olmaz. Bu açılım değil, Türkiye Cumhuriyeti vatanının devletinin bölünmesi, Türk milletinin yok edilmesi sevdasıdır diye bağırdık. Kimse dinlemedi. Neticede akil adamlar, Diyarbakır'da şivanperverlerin, peşmerge bozuntusu Barzani'nin âlâ ile vâlâ ile karşılanması, açılım sürecinde, sözlü açılım sürecinde, tırnak içinde söylüyorum, PKK terör örgütü mevcudunu 4 katına çıkardı. Bu bir. İkincisi, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan emniyet, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına her türlü istihbarata rağmen operasyon izni verilmedi. Peki PKK ne yaptı? Bu zaman zarfında kırsaldan kentlere inerek işte bugün karşılaştığımız hendekler, bütün evlerin silahlandırılması, açılım sürecinin sona ermesi ihtimaline karşı birçok yere, yüze yakın yere uyuyan bombayı gizlediler. Çok net söylüyorum size. Allah gani gani rahmet eylesin. 8 tane evladımızı havaya uçurdular. Uzaktan kumandayla, karşılıklı çatışmayla değil. Bu nasıl oldu? Sen sahaya çıkmazsan, sen operasyon yapmazsan elbette ki terör örgütü orada bir hastalık gibi üreyecektir ve üredi. Peki patlayan antitank mayını PKK'nın el yapımı mı? Arkadaşlar, Almanya'nın verdiği mayınlar. Bu iş mutlaka bitirilecektir. Türkiye terör belasını mutlaka bu sefer ne bahasına olursa olsun def edecektir. Çocuklar validen izin alamadılar, gidip operasyon yapamadılar. Nizamiyelere gelip teröristler tükürdü. Evlere silah dağıttılar bakın. Evlere gelip tek tek numarasını yazıp sanki askeri alır gibi, bu silah senin, bunu TC'ye karşı kullanacaksın sırası geldiğinde dediler. Ama ben şimdi diyorum ki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk polisi kimse hafife almasın. Bu işi bitirecek güç ve yetenektedir. Türkiye'nin problemi Kürt problemi falan değildir. Türkiye'nin problemi PKK problemidir, terör problemidir, emperyalizm problemidir. Efsane uyandı, efsane ayağa kalktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'yle kimse oyun oynamasın. Ateşkes iki savaşan devlet arasında vesaire yapılır. Ne zaman sıkışsa PKK terör örgütü, ateşkes. Abdullah Öcalan denilen bebek katil ateşkes ilan etmiştir, ettirmiştir. 93 vesaire hatırlayın. Ve bu süreç içerisinde tekrar palazlanmıştır, tekrar harekete geçmiştir. Bakın, Türk Silahlı Kuvvetleri 10 dakika kala Amerika'ya haber verdi. Kandili ve çevre şeyleri vururken. Bazıları diyorlar ki dağ taş bombalanıyor. Bunu söyleyenler ihanet içindedirler arkadaşlar. Hakurk dediğiniz gibi Havaşin, Zav, oradaki kampların tümü daha önceden yapılan ve günlük istihbaratlarla da belirlenen şekilde vuruldu. Yani gidilip de hadi Kandili bombalayalım diye uçaklar kalktı. Kandili bölgesi kocaman yer. Gitti dağ taşa bombayı attı, geldi. Türk milletinin tabiri caizse gazını aldı. Yok böyle bir şey. Dehlizlerin dahi içine girebilen mermiler kullanıldı. Ve o kahraman pilotlarımız çok büyük bir iş başardılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk bombalamasından sonra kim feryat etti? Amerika feryat etti. Avrupa Birliği feryat etti. PKK feryat etti. Ve içerideki Liboş takımı feryat etti. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? O milletin itibarını kaybettiği zannettiği, Ergenekon'dan, Balyoz'dan, Poyrazköy'den içeri atarak bitirdik dediği Türk Silahlı Kuvvetleri 2 senedir, 3 senedir istihbarat hazırlığı yapıyor. Onun için o bildiği noktaları gitti, ne Amerika'nın ne bir başka devletin yardımı olmadan gitti, bombaladı ve Türk devletine yakışanı yaptı. Daha şu anda sahaya çıkmamış bizim özel tugaylarımız var. Komando. Bizim, tabii, daha şu anda sahaya inmediler. Ey PKK, daha bekleyin.
Bekleyin ey IŞİD. Bekleyin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü yakında daha da net göreceksiniz. Hava harekatında 440, bunların rakamlarını falan söylemeye, telaffuz etmeye gerek yok. Devletine karşı silahını kaldırıyorsan, emperyalizmin emrinde savaşıyorsan, o devlet sana gereğini yapar. Evet. Burada önemli olan şu, normal vatandaşla teröristi ayırt edebilmek. Yoksa Lice'de ayağa kalkmışlar, efendim Şemmini'de bilmem ne olmuşlar. Bir dakikalık işi var. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin amacı o değil. Türk polisinin amacı o değil. Oradaki suçsuz, günahsız, gariban, Kürt kökenli vatandaşımız ya da bir başkası değil ki bizim amacımız. Teröristi bulabilmek, teröristi etkisiz hale getirmek. Sivil insanların zarar görmemesi için. Onlar bizim canımız, vatandaşımız ya. Yoksa bu sizin dediğiniz, git bombala, o zaman senin emperyalistlerden ne farkın kalır? PKK'dan ne farkın kalır? IŞİD'den ne? Biz Türk ordusuyuz, Türk polisiyiz arkadaşlar. Biz farklıyız yani. Kimse bizi başka ülkelerle, Amerika'yla, Endembe'yle karıştırmasın. Tabii Rütük var, amiyane konuşmak istemiyorum. Rütük'e de saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar ne saray savaşı? Bu bir vatan mücadelesi. Bu Türk milletinin yok olma ya da var olma savaşı. 7 Haziran'la falan bu işin ilgisi yok. Hı. AKP 500 kişiyle iktidara gelseydi, 550 milletvekiliyle, Güneydoğu'da artık özerk bir yapı ve Büyük Kürdistan'ın kurulması projesi hayata geçmek üzereydi. Türk milleti hala bu kadar ihanete rağmen, gidin bir hafta sonra Esenler Otogarı'na, askere yollarken evladını kına yakıyor, davulla, zurnayla, düğün havasıyla gönderiyor. Böyle millet nerede var arkadaşlar ya? Böyle milleti bulamazsınız. Yok. Biz bu milletin kıymetini bilmeliyiz. Ve biz bunu Türk milleti olarak hepsine rağmen, mevcut hükümete rağmen, ona rağmen, buna rağmen kazanacağız. HDP, Abdullah Öcalan'ın da kendisinin açıkladığı gibi bir projedir. Proje partisidir. HDP eşittir PKK'dır. Zaten HDP eş başkanlarından bir tanesi yaptığı konuşmada biz YPG'ye, bilmem ne C'ye, ona buna dayanıyoruz dedi. Her şey çok açık ve net. NATO devreye girsin diyor. Sen kimsin? Sen ayrı bir devlet misin? NATO üyesi misin? Senin haddin ne? Sen kimsin? Mustafa Kemal. Bandırma vapuruna biniyor. Binerken hepsi Osmanlı'nın memuru. 21 kişi falan var yanında, yanlış hatırlamıyorsam. Gidiyor, 3 kişi kalıyor. Mustafa Kemal apoletlerini bırakıp mesleği bıraktıktan sonra 3-4 kişi kalıyor yanında. Aynı Mustafa Kemal'in torunlarıyız biz. Biz yaparız. Biz yaparız. Türk milleti kendine güvensin. Biz Abdullah Öcalan'la o sorgu görüntülerinden çok açık. Hiçbir zaman oturup pazarlık yapmadık. Zaten konuşmalardan anlarsınız. İzleyin, internette var. Hiçbir zaman taviz vermedik. Kendisi o canını kurtarmak için emrinizdeyim, ne emrederseniz yaparım modundaydı. Ve yaptı. 2002'ye geldiğimizde bunu kimse inkar edemez. PKK bitme noktasına geldi. Güneydoğu'da insanlar piknik yapmaya çıkmaya başladılar. Ama biz onlara özerklik, biz onlara kantonlar, biz onlara Büyük Kürdistan, bunların hiçbirisini söylemedik. Böyle bir şey yok. Biz onunla pazarlık yapmadık. Kahrolsun Amerika, tamam. Kahrolsun Almanya, kahrolsun Avrupa Birliği. Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri kendi projeleri doğrultusunda hareket ediyor. Kendi milli menfaatleri diyelim ona, emperyalist politikalar olmasına rağmen. Almanlar da aynısını yapıyor, diğerleri de. Onlara niye kızıyoruz, biz ne yapıyoruz? Önce bir kendimize bakalım. Kahrolsun Amerika demekle bu iş bitmiyor. Bir, ikincisi, bakın patriotlar çekildi. İşte Almanlar çekti, yakında İspanyolların çekecekler bilmem ne filan deniyor. Çeksinler arkadaşlar. O patriotların oraya konulması sebebi Türkiye'nin savunması mıydı sizce? Keşke İncirli'yi de kapatsalar, gitseler. NATO'nun patronu Amerika ile masaya oturup, bugüne kadar NATO olarak sen Türkiye'ye ne verdin? Türkiye'ye ne faydan oldu? NATO olarak beni nerelerde nasıl kullandın? Bunların hesabını sorsak. Bizim canımıza millet. Patriotları almışlar, alsınlar. Türk milleti şunu çok iyi bilsin. Sizler Kürşatların, Mustafa Kemallerin torunlarısınız. Sizler bu oyunu bozarsınız. Bu işin partisi, siyaseti, görüşü yok. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.